Ergün Diler, neler olacak? Kafaların karışık olduğunu görüyorum. İstanbul'da ne olacak? Türkiye'de neler yaşanacak? Bölge nereye savrulacak? Bunlar gibi pek çok soru sorulmakta. Sanırım medya hayati önem taşıyan konularda aydınlatıcı olmuyor, olamıyor. Kısır ve diz boyunu geçmeyen gündemlerle ilgilenmekten vazgeçmiyoruz isimlerin üzerine basarak gitmek pek hoşumuza gidiyor. Ama gerçek böyle değil. İsimler değil, sistemler kazanır. Bunu bilmediğimiz için analizlerimiz, değerlendirmelerimiz eksik kalıyor. Açalım. Dışarıdan örnek vererek içeriye gelelim. Angela Merkel yaklaşık bir buçuk yıldır Katolik Amerika ile ciddi bir savaş halinde. Merkel, Almanya'nın Washington'dan yönetilmesine hep karşı oldu. Haklıydı. Merkel, Doğu Almanyalı, protestan bir kadındı. Ancak bir güç onu Katolik Batı Almanların Partisi CDO'ya başkan yaptı. Katolikleri de tek bir çatı altında toplamanın mümkün olmadığını bu kararla da anlamıştık. Katolik güç Almanya'da Der Spiegel'le etkin oldu. Hatırlayın bu dergiyle ilgili birkaç yazı yazmıştım. Trump, Erdoğan, Putin, Jinping dörtlüsünün dünyayı yönetmesine izin vermeyin diyordu. Çok zaman önce de değil bu kapak. Der Spiegel 2018 yılında Almanya Başbakanı Merkel'i çıplak olarak bastı. Bu Almanya tarihinde bir ilk oluyordu. Katolik güç Der Spiegel Protestan Merkel'i bitirmek için harekete geçmişti. İşte Merkel o kapaktan sonra derin Amerika'nın karşısına geçti çünkü savaş başlamıştı. Bu savaşı kaybedecek tarafta Protestan Merkel ve ekibi olacaktı. Merkel geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi karşıladı. Ancak törende Merkel'i bir titreme aldı. Dakikalarca sürdü hatta konuk başkan korktu. Ne olduğunu anlamadı. Herkes Merkel hasta mı sorusunu sordu. Merkel manşetlerdeydi. Merkel'in titreyen görüntülerini ilk servis eden de Der Spiegel'in internet sayfası oldu. Almanya televizyonlardan önce bu anı Der Spiegel'in online sayfasından öğrenmişti. Merkel de bir karşılık vermek istiyordu. Daha önce defalarca gizli toplantılarda söylediği Kürt devleti fikrini özel bir yerde bir kez daha tekrarladı. Katolik nüfusun yoğun olduğu ve Pentagon'un hep özel olarak gördüğü Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bir ziyarette ben Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğumu yineliyorum. Bu konuda fikrim asla değişmeyecek. Bağımsız bir Kürt devleti kurulmasının bölgedeki kaosu artıracağı ortada. Kim bu devleti istiyorsa bölgenin barış içinde yaşamasını istemiyordur dedi. Merkel'in hedefinde Pentagon vardı. Çünkü Pentagon danışmanları 2019 yılının ilk günlerinde aşağı Saksonya eyaletinde bir konferansa katıldı ve burada Kürt devleti sözü verildi. Pentagon Kuzey Irak merkezli bir Kürt devleti ile Orta Doğu'yu şekillendirmeyi planlıyor. PKK'ya büyük destek veren Almanya'nın istihbarat birimi BND defalarca önemli Kürt isimlere devlet sözü verdi. PKK'nın lider kadroları da Almanya ile yaptıkları işbirliğinde hep devlet sözü üzerinden yürümeyi tercih etti. Şimdi Merkel yeni bir dönemin fitilini ateşledi. Almanya Başbakanı'nın sözleri önemlidir, değerlidir. Alman devletinin kararlarıdır. Bu sözleri hep dikkatlice dinlenir. Bu nedenle Merkel'in yaptığı açıklamalar Alman devletinin de kararıdır ve Amerika ile yeni bir resleşme olarak kabul edilmelidir. Konu bu kadar nettir. Savaş ilanı yine bizim coğrafyamızdır. Almanya'nın Amerika ile karşı karşıya gelmesinin nedeni de merak ediliyor. Berlin nasıl bu kadar cesaret dolu adımlar atıyor diye soran çok. 2018 yılında CIA Suriye'de 3 BND ajanını pusuya düşürdü. Ortak bir operasyon beklenirken CIA BND ajanlarını infaz etti. Bu Berlin'de büyük bir sarsıntıya neden oldu. İstihbarat paylaşımları hala iki birim arasında devam etse de İt çekişme zirveye çıktı. Öte yandan Almanya Orta Doğu'daki gücünü kaybetmeye başladı. Bu da sır değil. Afrika'da da büyük darbe alan Almanya, Amerika ile çıkar çatışmalarını başlattı. Geri duramazdı sonuçta. Bu durum Pentagon için beklenen bir durumdu. Amerika Orta Doğu'da İngiltere'yi partner olarak seçti. Hatta Afrika için de belli anlaşmalar yapıldı. Oyun dışına itilen Berlin, Fransa ile ortaklık imzaladı. Bu da satrancın doğasına uygun bir hamleydi. Ancak Amerika İngiltere ile adım atarken bir anda Londra'nın diğer yüzüyle tanıştı. Bunu da çok yazdım. 2019'un it günlerinde Almanya, Fransa ve İngiltere, Amerika'nın yaptırımlarını bertaraf ederek İran'la ticaret yapmak amacıyla ortaklaşa INSTEX adlı bir ödeme sistemi kurduğunu ilan etti. İngiltere ile ortak olan Amerika, başka bir İngiltere ile savaşmak zorunda kalıyordu. Theresa May'in bu Instex kararı koltuğunu kaybetmesine yol açtı. Theresa May, Brexit kararları alarak Amerika ile ortaklık yapıyor gibi görünse de aslında bunu engelliyordu. Amerika bu durumu anladığında kaybı büyük oldu. Theresa May koltuğunu kaybetti ama Brexit kurmacasıyla Amerika'ya da iki yıl kaybettirdi. Washington'ın Kürt devleti istediği doğru, Almanya'nın istemediği artık biliniyor. Şimdi diğer aktörlerin kimin tarafında yer alacağı önemli. May'in yerine Boris Johnson'ın gelmesi Amerika'nın istediği bir durum. Görünen o ki Johnson çok önde. Yani Brexit yanlısı. Yani Washington çizgisi. Tekrar başa dönüp aktörleri sıralayalım. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İngiltere ve biz. Çünkü Kürt devleti yanı başımızda kurulmak istenmekte. Final sahnesinde ne olacağı da belli değil. Merkel gitti, May gözyaşları içinde gitti. Macron zorda. Anlayacağınız yeni bir paylaşım savaşı ve masası kuruldu. İngiltere'nin kritik önemde pozisyonu var. Bakalım Boris Johnson ne yapacak? Amerika'ya yakın olsa da bu noktada duracak mı, sapacak mı? Göreceğiz. Kavga böylesine büyük olunca içeride tansiyon normal seyredemez. Burada da ritim yüksektir. İstanbul seçimleri bunun ilk göstergesi olacaktır. Devamı da gelecektir. Olaylara böyle bakarsak sanırım muhtemel gelişmeleri önceden kestirebiliriz. Bunlar batıda yazılıp çiziliyor. Bakalım neler olacak. Ergündiler takvim